Bülent Ersoy Pendik'te bir açılışa katıldı ve müzik adamı İlyas Tetiğ'in intiharına dair hakkında çıkan iddiaları yanıtladı. Bülent Ersoy açılış yaptı. Pendik'te izdiham yaşandı. Aylar sonra kameralar karşısına geçen Bülent Ersoy. Siz beni nasıl buldunuz? Çok iyi gördünüz. Biraz gençleşmiş miyim? İntihar eden orkestra şefi İlyas Tetik'le ilgili soruyu duyunca neden bu tepkiyi verdi? Hayır, benimle ne alakası olabilir? Bülent Ersoy'la Muazzez Ersoy'un bu yüzden arası mı açıldı? Muazzez Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemez. Pandemi nedeniyle aylardır kameralardan uzak kalan Bülent Ersoy, dün öğle saatlerinde Pendik'te bir açılıştaydı. Davullu zurnalı bir karşılamayla açılışa katılan Bülent Ersoy'a ilgi yoğundu. Efendim hoş geldiniz Bülent Hanım. Açılışını yaptığı güzellik merkezinde kameralar karşısına geçti diva. Sağlık sorunları yaşadığı iddia ediliyordu bir süredir. İyiyim diyor diva. Evet. İyi gördük. İyiyim. Kontroldü. Kontrollere gittim. Evet. Allah'a şükür. Yokmuş. Görüyorsun işte. Neşesi yerinde, yine esprili gününde. Siz beni nasıl buldunuz? Çok iyi gördünüz. Biraz gençleşmiş miyim? Esprili ortam, intihar eden müzik adamı İlyas Tetik'le ilgili soru gelince dağılıyor. Geçtiğimiz günlerde İlyas Tetik'le intihar ettiğini onunla ilgili iddialar çıktı. Maddi sorunlar nedeniyle intihar ettiği söylenen İlyas Tetik'in ölümü öncesi, Muazzez Ersoy'la Bülent Ersoy arasında kaldığı, bir tercih yapması istendiği iddia edilmişti. Diva böyle bir tercihin söz konusu olmadığını söyledi. Sizin bir tercih yapmasını istemeniz gibi bir haber. Ben böyle bir tercih. Güven çektiğiniz konusu. İlyas Tetik'in Muazzez Ersoy'un orkestra şefi olduğunu hatırlatan Bülent Ersoy, ünlü maestroyla kendisinin değil, yapımcısının anlaştığını iddia etti. Yok canım, Muazzez Hanım'la zaten çalışıyordu kendileri. Yani kendisininle anlaşan da ben değilim. Polat Bey yapımcısı, menajer. Polat Bey anlaşmış. Ben bilemem ki benimle ne alakası olabilir. Muazzez Ersoy'la böyle bir konuda anlaşmazlığa düşmesinin söz konusu olmayacağını söylüyor Bülent Ersoy. Kaldı ki böyle bir şey eğer onu alsaydık Muazzez Hanım ağzını açıp da zaten hiçbir şey söylemez. Öyle bana bir şey diyecek. Hiç yani. Olacak iş değil. İlyas Tetik'in intiharına dair edindiği bilgileri de aktarıyor kameralara. Herhalde evi dubleks mi ya da tripleks mi bilemiyorum. Çıkıyorlar yukarıya. Artık bir orası kalıyor. Yoktur ama diyorlar. Hani oraya bir çıkalım. Bir de bakıyorlar ki kendini asmış. Bu bir iki günde olacak bir iş değildir. Bu çok önceden plan ve programla hasıl olacak iştir. O gün yine çok şık Bülent Ersoy. Tarzı dikkat çekici. Özellikle de dev tek taşları. Ben taşsız dolaşamam. Konumuz müzik.
yakında bir single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısında olacak. İstiyorum bir okumak. Yeni şarkı mı olacak yoksa? Yeni ben sıfır. Zaten bir tane okuyorum. Bir de şey yaparsam o da okumuş olursa olmaz. Hayatını anlatan bir film yapılacağı konuşuluyordu. Bu filmin henüz masada olduğunu söylüyor. Onu da oturup konuştuk. Tam şey yapamadık. Benim rakamım büyük. Sinemalar kapalı.